Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere. Hikmet Genç'le birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Hikmet abi merhaba. Merhaba, günaydın. Kemal Kılıçdaroğlu Seyit'miş efendim. Arap soyundan geliyormuş. Ondan sonra seçime kaç gün kaldı? 45 gün kala. Yeniden pohpohlamaya başladılar bunu. Ama ya. Bir taraf işte Alevi yönünü şey yaparken, gündeme getirirken, karşı taraf için söylüyorum. Yani bizim mahallede böyle bir şeyler konuşulmaz. Bir taraf böyle yapmaz. Hatta bu din, diyanet işleri üzerinden yorum yapıldığında Sayın Cumhurbaşkanı, o dönem başbakandı, en güzel cevabı o zaman vermişti. Dini biz yaşar, tüccarlığını siz yaparsınız demişti. Hakikaten öyle. Dinle diyanetle uzaktan yakından alakaları yok. Ama mevzu bahis seçimi olduğunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini yeniden üfürmeye başladılar. Alevi olduğunu başka taraftan üfürüyorlar. Vay siz nasıl Alevilik üzerinden propaganda yaparsınız diyenler de üfürenlerin karşısındakiler yine. Horasan, Horasan'dan geliyor bir de bir şey. Bir yer, öyle bir şey var bir de değil mi? Horasan'dan mıydı? Bakü'den miydi? Nereden? Bir yerden geliyordu. Horasan. Bir, iki hafta önce Cuma'ya gitmişti. Ondan sonra Cuma'da göremedik. Evet, bu arada. Yazmış. Hani çok peygamber soyu falan ama Cuma'ları falan aksatmasın bu ara. Onu da söyleyeyim. Bence de yani. Bak takip et. Cuma çıkışı gazetecileri göndereceğiz muhabirleri. Hangi camide kılacaksa haber versin programına göre. Ona göre Cuma çıkışı açılımları başlasın artık. Hocam kaldı burada kaç? 4? 45 5, yok yok 5 ya da 6 gün. 6 Cuma kaldı. Hep bir topu 6 Cuma. Dişini sıkacaksın. Evet aşağı yukarı. 6 defa Cuma kılacaksın yani. Zor bir şey değil. Hocam yalnız şey çok komik söylediğin için. Gelirken ilk defa görüyorum ben sabahleyin baktığımda. Bir de şey diyor mesela aklıma geldi. Diyor ki ya diyor Osmanlı döneminde çok önemli işlerde bulunmuş Kadıvan. Ama ne kadar güzel rahat sallıyor. Bazı, nerede bilmiyorum Osmanlı döneminde çok önemli. Üst düzey bir kadıymış. Peki onunla başlayalım madem dur. Bir şey hocam. Ne kadar irticai bir laflar bunlar. Adamın seçeceğim ben adını Osmanlı'da kaçta git namaz kılıyor dedesine kadar mübarek adam diyor. Türbesi var dedi ya. Türbesi de varmış. Merdan Yanar da Tele1'de söyledi çabuk bunları. Çabuk bağlıyorlarmış türbesi. Daha sonra kullanacaktım ama hadi madem ya, oradan Hikmet abi de zaten vaktimiz yetmiyor sonuna doğru. Alıp devam ettiğine göre oradan bizim başlayalım. Mübarek bu işler çarptım. Hakikaten dini nasıl din tüccarı olduklarını işlerine geldiklerinde dini aparat olarak haşa tabii onlar açısından söylüyorum. Öyle hakikaten. Yani. Kullandıklarının bir göstergesi. Yani bilmem kaç ay boyunca, kaç yıl boyunca dine küfrederler. Tamam. Dindarı zem etmek için her türlü şey yaparlar. İkna odalarında insanların başörtülerini çıkartmaya çalışırlar. O çıkartmaya çalışanları baş tacı edip milletvekili yaparlar. Kendilerine sorulduğunda bir metrelik bez parçası derler. Ama mevzu bahis seçimi olduğunda peygamber soyundan geldiğinden tutun da Osmanlı'da mübarek. Bilmem neyi var bilmem neyi var ya. Derler dedirtirler. Din tüccarlığı böyle bir şey. Yani din bezirganlığı böyle bir şey. Cahil kesimi din üzerinden kandırmak tam da böyle bir şey. Çünkü bu işin hakikaten inananları bunun ticaretini yapmıyor. Direkt yaşıyor. Ama din ticaretini işte böyle yapıyorlar. Diyelim Tele1'in genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl peygamber soyundan geldiğini, nasıl işte türbesin var mı? Çok önemli. Tabii Konya'da türbesi var. Orada açıyorlar, büyük ferman açıyorlar. Şey var orada. Türbede olduğu yerde o şeceresi okunuyor. Orasan'dan geldi işte. Kutat Kubilik'ten bu yana. Yok, bunu ben sallıyorum tamam mı? Yani Merdan da böyle konuşuyor çünkü de anlatayım. Şimdi bu daha çok eskiye dayanır. Bu Dede Korkut'a dayanır aslında bu. Dede Korkut döneminde biliyorsun köprünün başına geliyor. Neydi adı bizim? Deli Dumrul. Ondan sonra o dönemden başlayan önce İslamiyet ötesi ve İslamiyet sonrası bir şecere var. Ondan sonra ta işte zamandı Horasan Morasan peygamber torunu falan derken biliyorsun bir de başka bir tarafı da var. Onu da buradan saygı ve selamları iletiyorum. Eski Cumhuriyet Halk Partili vekil Ensar Öğüt. İsmini söyledi benim de aklıma. Evet öyle diyordum. Kur'an-ı Kerim'i ayetleriyle yani işte şeye gidiyor biliyorsun. Yani Kılıçdaroğlu tanımak lazım. Yani bu insanların bu yönün hani şey olmasın, laikliğe aykırı bir konuşma olmasın. Ondan da korkuyorum biliyorsun. Laikliğe aykırı eylemlerin odağı olunca kapatıyorlar partileri de. Kapatmayın aman. Kılıçdaroğlu mübarek bir adam. Şimdi şöyle demişti ki o zamanlar ben gittim Ümre'ye gitti. Gözlerinden şarıl şarıl yaşlar akıyordu. Bunu şaka yapmıyorum bunu. Ve gene aynı şekilde biliyorsun ben de şifreyi yazıyorum. Ardından Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyor. Hatta ayetleriyle birlikte
ezbere biliyor. Diğer hafıza normal, düz hafız. Ona ayetleri ezberlemiyorlar. Kılıçdaroğlu ise haşa sümme, tövbe estağfurullah. Ayetleriyle birlikte aynı şekilde ezbere bildiğini söylemişti. Bu kar topu gibi büyüdü. İrticai faaliyetleri. Geldik en sonunda peygamber torunu bilmem ne türbesi var. Şeceresi okundu falan. Kutat Kubilik. Nereden çıktı bir taktı bugün sabah sabah. Dedem Korkut'tan hacı bilmem nereye geldik. Adam en son kürsü konuşmasından inerken aşağı doğru dedi ki hadi bismillah. Yani bir bak şaşırdık. Arkasında hadi bırak bir de bu milleti gaza getirdi. En çok da gaza Saadet geldi ya. Mücahit yazlara da var. Yani var ya ben inan ki Türkiye'nin çağdaş laik bir ülke olmadı. Yani ürkmeye başladım. Ben laiklik bizim ülkemiz değişmez ülkemiz ya anayasamıza göre. Merdan Yanardağ'la Emre Kongar'ın yaptığı programda Merdan Yanardağ. Doktor Emre Kongar var. Merdan Yanardağ. Profesör Doktor Emre Kongar'da. Emre dövmüştür onu orada Kongar. Oğlum böyle göz göre. Efendim öyle diyeyim hala gözle. Dövmüştür onu şimdi. Buyursunlar dinleyelim bakalım. Emre Kongar çok layık bir adamdır. Böyle şey kaldırmaz. Sevmez yani. Emre abi de ayıp oluyor yani. O da uyumuş. Bir dur abi bir dinleyelim gözünü seveyim. Gelmiyor ki daha. Sesi gelsin. Benler oradaydı. Ha, sen susmadığın için sesi vermiyorlar. Orada Konyalılara hemşerilerim diye seslendi. Biliyorsunuz Akşehir... kendi soyunun geldiği Osmanlı'dan kalan secerelere göre İstanbul Müftülüğü'nde de Kılıçdaroğlu'nun seceresi var. Çünkü ailesi Osmanlı'da önemli görevler üstlenmiş bir aile. Osmanlı'da kadılık yapmış, çeşitli görevlerde bulunmuş ve bir peygamber soyundan geldikleri secereyle kayıtlı. Yani karşımızda aslında Kılıçdaroğlu peygamber soyundan gelen, yani Seyit kabul edilen Osmanlı'nın orijinal belgelerinde de kayıt altına alınmış. Dolayısıyla kanıtlı bir biçimde, yani öyle sahte diplomaya falan benzemiyor. Kayıtlı bir biçimde ve bugüne kadar çok mütevazı bir kişiliği var. Çok belli. Bugüne kadar da bunu hiç dillendirmedi. Kendi dışında bu ortaya çıkartılınca evet öyledir dedi. Yani evet öyledir. Ya ama şeyleri söylemedi. Yani mübarek olduğunu, değil mi? Cuma'ya başladığını bak. Belli bir yaştan sonra başlasan da ne? Biliyorsun tevbe kapısı kapanmamış. Aslında. Ondan sonra ama bunu şimdi sen desen ki ben desem ki mesela ben anlatsam bir tane adamı. Bırak siyasetçiyi. Seni anlatıyorum mesela. Ve Merdan abi ne haberse aleykümselam. Abi şu Murat şeyi şöyle şöyle tanıyor musun? Tanıyorum. Abi adam namaz kılıyor. Abdest almayı biliyor. Ya ne kadar dincisiniz ya. Bir insanın aynı ne kadar din ticareti yapıyorsunuz. Her şeyinizi muhakkak yok abdest alıyormuş, namaz kılmış, efendim abdestliymiş falan diye. Döverler ya adamı. Adamı sokakta döverler. Laikliğe aykırı öyle konuşulur mu? Peygamber soyundan geliyormuş da. Şeceresi efendim Diyanet'te yazıyormuş da. Bilmem ne falan. Ya alayı palavra ya. Bir de hafız falan adam ya. Ben korkuyorum önümüzdeki günlerde adam Cumhurbaşkanı adayım diye Şehir İslamlık adayı falan çıkar bu adam. Her şey olabilir yani. Tehlikeli gidişat. Peki. Sayın Cumhurbaşkanı, dün iftar programı vardı kıymetli izleyiciler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İnsani Yardım Tugayı iftar programındaydı Sayın Cumhurbaşkanı. Orada bir konuşması vardı. Biliyorsunuz bu deprem bölgesiyle ilgili olarak tezgahlarını hala sürdürüyorlar. Hoş tutmadığını anlayınca oradan çekildiler zaten. Söylenecek bir şey yok çünkü görüntüler bunları yalanlıyor. Orada hem iftarla ilgili... hem depremle ilgili hem depremde askerin durumuyla ilgili bir konuşması vardı Sayın Cumhurbaşkanı. Sesi var mı çocuklar bunun? Dinleyelim onu. Devam edeceğiz oradan. Sadece 3 saat içinde felaket bölgesine hareket için hazır hale gelen bu tugayımıza bağlı doğal afetler arama kurtarma taburu onlarca canımızı enkazın altından kurtarmıştır. Ayrıca bölgedeki askeri birliklerle diğer yerlerden görevlendirilen askeri birliklerimizin de deprem çalışmalarına çok önemli katkısı olmuştur. Her ne kadar birileri fitne çıkarmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları çok iyi biliyoruz. Geçmişte kendi sınırlarımız içindeki
terör saldırılarıyla bile baş etmekte zorlanırken bugün güney sınırlarımızda ve daha ötesinde dünyaya parmak ısırtan harekatlar icra ediyoruz. Nerede bir terörist varsa tepesine biniyor, inlerini başlarına geçiriyoruz. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından bir tanesi bu. Dün cümlelerinden bir tanesi zaten terörle ilgiliydi. Şunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Dün Bese Hozat isimli terörist başının bir tehdidi vardı. Tehdit de şuydu. Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Türkiye'ye yönelik tehditti. Biliyorsunuz Fransa'da bu Van İpek Yolu'nun eski belediye başkanı PKK'lı kaçaklardan bir tanesi. Fransa'da yapmış olduğu açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz aday yaptık. Nasıl yaptık? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başkası aday olursa desteğimizi vermeyiz, çekeriz dedik. Mecburen Kemal Kılıçdaroğlu'nu onlar da aday yapmak zorunda kaldılar demişti. Bese Hozmat denilen terörist başı kadın da açıklamasında şeyi söyledi. Biz işte eylemlere falan şimdilik ara verdik. Millet İttifakı'na destek olmak için. Bu anlama gelecek şekilde. PKK'nın da destek verdiği bu vaziyette tescillenmiş oldu. HDP üzerinden zaten hani yapılanları biliyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çok güzel bir cümlesi vardı. Adeta bunları anmadan fakat bunların durumlarını da açıklayacak şekilde çok güzel, çok ince görünmüş bir tweetti. Dedi ki ya Türkiye sınırları içerisinde PKK'lı bulmak samanlıkta iğne aramaya benziyor. Evet. O kadar azaldılar ki yüzün altına düşmüş vaziyette. Fakat biz buna rağmen 3 tanesini sarı torbaya koyup gönderdik. Bir tanesini canlı yakalamışlar herhalde. İkisini sarı torba, biri canlı zannedersem. Koyduk gönderdik cümlesiyle hem Bese Hozat'a cevap verdi teröriste. Hem de onun desteklediklerine de bir anlamda cevap vermiş oldu. Bu vesileyle bugün gazetelerin manşetlerinde var. Dün biz konuştuğumuz için fazla girmeyeceğim bu mevzuya. Ama HDP'nin ve PKK'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl desteklediğini gözler önüne serildiği bir başka açıklama. Zaten biliyorsunuz bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nda biz o koltuğa oturttuk. Bize diyet borcunuz var diye 2019'dan beri her platformda söylüyorlar zaten. Yarın bir gün Allah muhafaza eğer Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak seçilirse ki Allah o günleri göstermesin bu ülkeye, bu millete diyerek söyleyeyim. Aslında PKK'nın iktidar olduğu, can suyunun verildiği bir süreçte başlayacak. Çünkü bunu da kendileri söylüyorlar zaten. Bu dönem terörist başı Öcalan'a özgürlüğün olduğu, PKK'ya özgürlüğün olduğu, yeniden eski günlerine dönecekleri, özlerini bekledikleri günler olduğunu PKK bu taraftan söylüyor. FETÖ denilen Pensilvanya'daki şarlatanın mahkumları öbür taraftan söylüyorlar. Bunu unutmamakta fayda var. Onun için çok önemli bir seçim ve çok önemli bir yol ayrımı olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı ifade ediyor. O ifadenin altında bu gerçekler de var. Unutmamak lazım. Bile inkar da yok. Yani benim çok şey yok, yaptığım evet. Şu var. Mesela bunu soruyorsun, cevabı yok. Geçenlerde birisi daha söylüyordu aynısını. Yani ya senin PKK'lı da mesela şu yazı gösteriyor. Şu PKK'lı var. Bese Hozat diyor ki çok ilkeli doğru duruş. HDP doğru yerde duruyor. İyi ki Allah'tan bir aday çıkartmadınız da aday çıkartmayarak HDP Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasını hedefliyor. Çok ilkeli, çok tutarlı, doğru. Fakat yeni bir şey değil. O zaman da sorduğumuzda gene terörist elebaşları Kandil'den Cumhuriyet Halk Partisi artısı çok hayırlı bir iş yapmıştır diye koydu. Hiçbir şekilde CHP'liler de ya teröristler bize hayırlı bir şey yapıyormuşuz. Yani nasıl yaptık diye soruyorlar mı acaba birilerine? Ya bu kadar utanmazlık olur mu ya? Ne kadar rahatsızız ya. Adam nasıl bir keyiftir bu ya? Yani şimdi bir katil, bir cani, bir terörist başı. Ya ne kadar hayırlı bir insan. Hayırlı işler yapıyor bu adam. Ya bu benim böyle bir şey olmam için. Yani bir caninin beni güzel, bana güzelleme yapması için. Medetmesi için. Benim bir adam öldürmem lazım. Bunlar niye bu kadar seviyorlar bunu? Soru basit ya. Biz yukarıda kalıyoruz. En aşağı in. Hep ilkokul talebesine soralım. Bir terörist eğer senin çok hayırlı işler yaptığını söylüyorsa, sende ilke ve tutum seni beğeniyorsa, kötü bir adam, çok doğru yapıyorsun diyorsa, bu ne demektir? Sor bakalım çocuğa ne cevap verecek. Geçen kimdi gene galiba dedim Şener'de. Ya o kadar sana laf söylediler. Çıkıp da dönüp de arkadaş
Sana ne kardeşim, ne karışıyorsun sen? Allah'ın belası bir teröristsin. Demez. Bana oradan. Ya diyemiyorlardı ya. Diyemez. Yani. Diyemez. Demek ki teröristlerle işbirliği yapıyorsun. Ondan sonra kızmayacaksın. Milletin sesini kısmayacaksın. Gazeteci konuşturmazlık etmeyeceksin. Diyecek ki sana, siz HDP'nin ve dolayısıyla PKK'nın adayısınız. Hayırlı olsun deyince, yok öyle bir şey. Özür dile. Dilemiyorum. Beste Ozan adayım diyor. Manyak mısın? Değilim ben senin adayında. Hadi maça yiyorsa de, ben HDP'nin adayı değilim de. Ben Kandil adayı değilim de. Bayık, Allah belanı versin. Sen de devam versin. Hadi de diyemezsin. Çünkü merkeziniz aynı. Ağababalarınız aynı. ABD. Oradan bunu gönder. FETÖ'ye. Hadi FETÖ'ye de kız. Diyemezsin. Ağababalarınız aynı. Hepinizin babası aynı. Ağababalarınız. Fikri açıdan söylüyorum. Aynı. Ve diyor ki arkadaş Kandil sen yakala. Kılıç sen çık. Sen de okuldan gel. Hadi bana hadi bana bitir. Şimdi birazdan şey siyaset ayıp meselesine ya girince Muharrem İnce'nin bugün görüşmesi var. Birazdan geleceğim ona. Şu deprem meselesinden, bu mevzulardan çıkmadan şey unuttum. Enver Aysever'in bir videosu var. Allah fikir ya. Onu vermek istiyorum. Çünkü bu insanlar cidden kitlelerini zeka özürlü görüyor. Çok affedersiniz, çok özür dileyerek söylüyorum. Başka türlü olamaz zaten. Yani bunu başka türlü anlayabilmenin imkanı yok. Yıllar yılı AK Parti seçmenine koyun dediler, bidon kafalı dediler, göbeğini kaşıyan adam dediler, makarnaya kendilerini satar dediler, kömüre satar dediler. Bunlar biatçı dediler. Ondan sonra ne şey yapılırsa söylenirse ona yaparlar, ederler falan dediler. Hoş yani o zamandan bu zamana en bilinçli seçmen kitlesinin AK Parti'de olduğunun altını hep çizdik yani. Kahir ekseriyeti özellikle CHP'nin haricindeki seçmen kitlesinin kahir ekseriyetinin çok bilinçli bir seçmen kitlesi olduğunun örnekleriyle anlatımında bulunduk. Niye? En basitinden söyleyeyim. Bu ülkenin ya da bu vatandaşın faydasına olmayan işler yaptığında ya da istikameti çok hafif şaştığında sandıkta cevabını veren bir kitle olduğunu biliyoruz AK Parti kitlesinin. Onun için bunlar istedikleri kadar bir açı ölçü falan filan desinler. Yobaz olan bunlar. Bizim kitle değil, bizim kitle değil. Fakat aydınlanmış buradaki insanlar. Durum AK Parti kitlesine bunu açıkça ifade eden bu tiplerin Cumhuriyet Halk Partisi kitlesine yani kendi sol tandanslı kitleye bu kadar sarih bir şekilde söylemeseler de yaptıkları yorumlarla aslında kendi kitlelerini böyle gördükleri anlaşılıyor. Girizgahı biraz uzun tuttum. Çünkü Enver Aysever'e göre kendi kitlesi yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, CHP kitlesi öyle söyleyeyim. Şimdi izleyeceğiniz mevzuyu anlamaktan aciz, bön bir kitle olsa gerek ki şu cümleleri çok rahatlıkla kendi seçmen kitlelerine, kendi kitlelerine yapabiliyorlar, okuyabiliyorlar, yorumlayabiliyorlar. Buyursunlar dinleyelim efendim. Buradaki bütün engellemelere karşılık, örneğin Suavi gibi bir sanatçı da, Mahsun Kırmızıgül gibi bir isimde öncülükler de yaparak sahada hareket ettiler. Yani AKP dışında herkes elinden geleni yaptı. Türkiye Komünist Partisi oradaydı, işte Sevgi Parkı'ndaki sol gruplar oradaydı, Suavi oradaydı, Ahbap oradaydı, ne bileyim bütün belediyeler oradaydı, herkes oradaydı. Taşın altına elini koyan herkes oradaydı, kim yoktu? AKP yoktu. Devlet yoktu. Tamam. Geri alabiliriz. Bu kadar. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Yani kafa bu olunca Suavi dediği de biliyorsunuz. Hani cep telefonu istiyoruz. Baz istasyonu istemiyoruz diyen bir sanatçı. Geçen yanlışlıkla Nur Kara İbrahim gelip babası dedim. Yanlış söyledim. O değildi. Yani bu vesile düzeltmiş olayım. Suavi oradaydı. Ahbap oradaydı. Cümleleriyle. Allah. Bir tek AKP yoktu bunların şeyine göre. Başka bir şey söylemeye gerek yok zaten yani. Şimdi ben bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Sonra siyasete geçeceğim. Bak bu ya yalancı. Ya neşin çok büyük yalan söylüyor. Uzatmaya çok gerek yok diyorsun. Yani, ya, üç kağıtçıktan başka bir şey yani. Tamam anladık da kaç yıl televizyonlara çıktın. Adam yerine koydular seni de televizyonda program yaptın falan. Bir de bunları böyle bir de bu kadar kifayetsiz, bu kadar basit insanları böyle nasıl büyüttüler onu merak ediyorum ya. Yani bu da sana bir söyleyeyim mi? Kitleye göre adam yetiştirmişler bunlar ya. Zamanında bu kitle var ya. Bu kitle bir adam lazım diye. Bunları büyütmüşler. Akıllı başlı bir adam bunu söyler mi ya? Normal aklına. Bir hafta önce hangisi verdik hatırlıyor musun?
Allah benim cezamı verecek zaten. Çok pişman olacağım biliyorsunuz. Kafamın duvarları da vuracağım. Ama gideceğim Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Bu ya. Yani şunları bir de dönüp dolaşıp hani bazı vatandaşlar diyor ki AK Parti kaç yıldır iktidarda? Efendim 22 sürü yıldır. Bakın bakalım kaç tane entelektüeli var. Ulan 20 yılda 550 yıllık entelektüelinizi geçmiştir bizdekiler. Tamam. Sizdekilerin en başarılı gazetecisi bu. Ya Fatih Portakal. Bakın bunu çok kızıyorlar ya. Hakikaten kızmıyor. Ben de değilim. Yeniden başımıza bela oldu. Murat abi ben de gariban bir adam. Güzel kurtulmuştuk. Tabii benim iddiam yok. Ben kendi çapımda konuyum. Vır vır konuyum. İşimiz gücümüz rim rim rim. Diyor ya şeyin dediği gibi 80'lerde. Rim rim yapıyorum. Ama en azından karşımdaki adamın ne kadar ahmak olduğunu anlayabilecek kadar bir zekam var. Yani aptalca şeyler. Hiçbir entelektüel derinliği de yok. Hiç okumuşluğu da yok. Mantık örgüsü de yok. Hepsini söyleyeyim de bari hakaret olmasın. Birisi Anchorman. Bir tanesi fenomen. Bir tanesi Benderman. Bir şey yani adamlar. Arkasında bunlar sanırım işte Kılıçdaroğlu niçin kaybediyor? Bunlar yüzünden kaybediyor. Bakıyor şimdi bunun seyircisi bana. Allah da bunu söyledi ya. Abi, biliyorum kafamı duvarları vuracağım. Tencere kapak aynı zamanda. Biliyorum değmez yani. Diyor Kılıçdaroğlu vermeye. Pişman olacağım diyor Emre. Bakın entelektüel size anlatıyor şimdi. Erdoğan nefreti pompalamaya çalışıyor. Koca televizyoncu birebir programlar yaptı falan filan. Ya bunların en ağababası Fatih Altaylı'ydı. Adama söylemek, insanı aşağılamaktan başka bir şey bilmeyen adam hala yukarılarda, Habertürk'ün tepesinde duruyor adam. Evet polis oldu. Bu arada Turgay Caner çektiler adamın kulağını. Yalan sadece onu söyleyeyim. Sadece bizim Türk medyadan, şu bizim binamızdan giden insanları oraya koysan Enver okuya okuya bitiremez. Bravo. Ulan yazarımız gitti o gün kaldı. Çizerimiz gitti yemek dağıttı. Öteki gitti çocuklarına gitti. Suavi kim ya? Bize tablet gönder ama bağlama. Ne yapacaksınız? Biz orada filiz mi oynayacağız? Ya, ne yapacaksın tableti? Manyak mısın? Doğru. Böyle gel. Neyse söyleyeyim. Söyle. Ramazan orucunu sakatlamayalım. Peki. Hay Allah'ım. Şimdi siyasete dönelim. Yani şeylere hiç dediğim gibi girmiyorum. Sahayı yazık yani. Bilmedikleri için. Vallahi sahada yazık. Ne oluyor, ne bitiyor, deprem bölgesinde kim ne konuşuyor bilmedikleri için. Yani 6 ay önce Kemal Kılıçdaroğlu'na küfreden adamlar bugün umudumuz Kemal Kılıçdaroğlu diyen dönek tipler bunlar yani. Açık söylüyorum hiç fazla şeye gerek yok. Fatih Portakal maalesef yeniden başımıza bela oldu. Ondan yok sonra ya, bizim ya. Açımızdan sıkıntı tabii yok. Canım. Bizim için ekmek parası yani. Canı var beslemeye geldi. Aynen öyle. Aynen öyle. Geçen böyle bir şey olabilir mi Hikmet abi? Hani laf arasında söyleyeyim. Olabilir. Ne bilmiyorum oldu ama olmuştur. Yahu Limak'ın işlettiği İskenderun limanında diyor. İBB'nin diyor işte yardım gemisi gelmiş. Sokmamışlar hemen gemiyi çek buradan falan demişler. Tweet'e atıyor. Bak atmıyor daha pardon bunu yazıyor. Altına da Limak'tan cevap geldi diyor. Aynı tweet'e Hikmet abi. Limak'tan cevap geldi öyle bir şey yokmuş. Ne alakası var deyip Limak'ın tweetini aynı tweet için. Bu şeye benziyor. Hani oğluna mektup yazan baba ondan sonra son not olarak evlat para gönderecektim ama zarfı kapatmış bulundum falan yazıyor. Böyle bir hikaye anlatırlar. Tamam. Bununki de öyle ya arkadaş. Ya yalanın daha yazmadan Limak tarafından yalanlanmış. Ya böyle bir şey olamaz zaten yani. İBB yani gemisi falan filan. Fatih Portakal'ın haber, ana haberlerini biz dezenformasyonu dersi olarak okutabiliyoruz. Bravo. Yani bunu bilin aynen, yani. Aynen. Bu şaka değil arkadaşlar. Şimdi aynı bir Gülbin Tosun denen bir tip var orada. Yılan öğretim makinesi. Ya arsızlık yeni yetmelerin şimdiki şeylerinden bu tabii bir işte yalan dibi. Yani ben diyor doğruyu söylüyorum. Şimdi el artırıyorum falan filan cümlesini kullanmış yani. Hani biliyorsun AK Parti döneminde kadına evde otursun çocuk yapsın başka bir şey yapmamak üzere kurgulanmış diye bir ya, zırvalamıştı zavallı, ya. Zavallı. Tamam. Şeyleri unutuyorlar tabii bunlar. Genç olduğu için çok fazla bilmiyorlar. Bu bugün savunduğu CHP'nin kadınlar evden çıkmasın diye ondan sonra üniversitelerden atıldığı dönemleri falan unutuyorlar. Çünkü kadın bunlara göre başı açık ondan sonracıma. Melon şapka takan. Gibi. Tayyör giyen. O tarz tipler. Bebek onun haricindekileri kadın olarak görmüyorlar zaten. Bunları. Efendi onlar. Şimdi köylü. El yükseltiyorum diye aymazlıkta bir level daha atlamış ama bir çark etme mevzusu var. 6284'e dönmüş şimdi. AK Parti'de kadın falan dememişler. 6284'e sahip çıkmamız lazım diye. Arsızlıklarını, utanmazlıklarını el artırıyorum şeklinde yorumluyorlar. Fox böyle bir yer. Unutmakta fayda var. Cenab-ı siyasete dönelim.
Yavuz Ağralioğlu istifa etti. Aferin. Dün Sayın Cumhurbaşkanı Fatih Erbakan'ı, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı iadeyi ziyarette bulundu. Uzunca bir aradan sonra, 20 yıldan sonra yeniden Refah Partisi'nin genel merkezine bir kere daha girmiş oldu. Bugün Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici'ye ziyarette bulunacak. Bugün ayrıca Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'yu kabul edecek. Bak oldu değil mi? Yani bu sefer gel bakalım Kemal olacak herhalde. Ya, çünkü Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye gidiyor. Muharrem İnce değil mi? Gel bakalım Kemal. Tabii gel bakalım Kemal olacak. Aa, öyle oldu yani. Bence. Fakat şey onu. Çok enteresan. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki görüşü var bu görüşmeyle ilgili. Çünkü Muharrem İnce'ye öyle bir baskı var ki İYİ Parti'ye yapmış oldukları baskının şu anda 10 katını Muharrem İnce'ye yapıyorlar. Ve bunu açık açık da söylüyorlar. Yani İYİ Parti'ye yaptık, masaya geri oturtturduk kulağından çekip. Sifonu çek gitsin dedik. Ondan sonra oturunca da yeniden aldık. Tweet'i sildik falan filan. Onda da İYİ Parti iyi bir iş yaptı dedi. 10 katını Muharrem İnce'ye yapıyorlar. Direnebilecek mi, dayanabilecek mi göreceğiz. Yoksa bilmem kaç tane milletvekili pazarlığından sonra Kemal Kılıçdaroğlu lehine Cumhurbaşkanı adaylığından çekilecek mi, onu da göreceğiz. Çünkü bu görüşme yapılmadan önce Muharrem İnce'nin bir cümlesi vardı, hatırlatmakta fayda var. Millet İttifakı'nın iki bileşenine, daha doğrusu en büyük bileşeni CHP'ye şu cümleyi kurmuştu. Orada ittifak içine aldığınız o dört tane küçük partinin toplam oyundan daha fazla oy alıyorum. En kötü anketler bile bunu söylüyor cümlesini kullanmıştı. Doğru. Doğru. Bu şu demek. Teyde bu dört tane partiye, dört tane küçük partiye alınmasınlar. Küçükten kastım oy oranlarından bahsederek söylüyorum. Dört tane küçük partiye vermiş olduğu milletvekili ya da vereceğini iddia etti. Ki orada da bir arıza var. Yani 52 tane milletvekili vereceğim dedi ama o kadar da vermeyecek, göreceksiniz. O kağıt üzerinde falan filan, orada da bir kazık atacak bu dört tane partiye CHP. Muharrem diyor ki, Muharrem İnce diyor ki 52'den daha fazla milletvekili vermen lazım. Ha bu işin pazarlığında anlaşırlar mı, anlaşmazlar mı? Ya da ne alırsam kârdır, yoksa bu canavarlar beni yiyip bitirecek bu troller. Dengemi bozdular dedi çünkü. Steinbeck'ten örnek vererek dengesi bozulmuş bir insan metaforu kullandı. Dengesini bozdular. Muharrem İnce de kabul ediyor. İnanılmaz baskı var. Bu demokratik tırnak, şöyle bir tırnak içinde bu demokratik troller öyle baskı yapıyorlar, mahalle baskısı yapıyorlar ki adamın dengesini şaşırtmış vaziyetler. Bugün bir görüşme var. Evet. Bu görüşmede CHP'ye yeniden dönebilir Muharrem İnce. Buradan da duymuş olalım, söylemiş olalım. Ben şimdi tahmin etmek çok zor. Çünkü neden biliyor musun? Şöyle hani hemen herkes bunu soruyor. Muharrem İnce döner mi, dönmez mi? Valla biz ne yaşadık bu şeyde 3 Mart ile 6 Mart arasında? Neydi Demirel diyordu ya, işte siyasette bir saatte bilmem ne olur ya. O azmış, bir saatte neler olur? Hükümetler kurulur, devrilir. Bir saatte otellerde görüşülür falan filan. Neler neleri gördük? Yani hakikaten samimiyetle söylüyorum. Her şey olabilir. Şimdi ben hatta dedim ki altılı masaya geri dönen ip tükürdü. Hani tükürsün tükürdü yalarsın ya. İyi Parti'den bahsediyor. Evet. Abi tükürdüğün daha yerine varmadan havada yakalayıp geri yutmak diye bir şey var, biliyor musun? Yani hani tükürdüğün tükürüğünü yalamak. Yalama kesimini söylemeyelim. Tükürmüş, havada yakalayıp geri yuttular onlar. Ve kimse bunu açıklayamadı. En sonunda Kara Ali, Ağır Alioğlu ortaya çıkıp tabii yalancı pehlivan gibi diye bir çekti. Sen hala öyle mi görüyorsun? Evet. Tabii, ya, tabii az ilk herkes öyle gördü. Bir tek ben değil sonra. Sonra kendisi zaten o yüzden istifa etmek zorunda kaldı. Hani bir şey çıkıp da... Tamam, karşı görüşler de var yani burada, senin gibi düşünenler de var. Neyse birazdan Ağır Alioğlu meselesine konuşacağız onları. Ben konuşmasam doğru ama şu, Emrah'ın şu. Hareketleri gördük mü, gördük. Üçte altını gördük mü, gördük. Ya işte bu ne diyorduk Muharrem İnce? Bugünkü görüşmek önce bak Muharrem İnce'ye ben bir yön çizeyim. Onu bir aklın başına devirsiniz lütfen. Üzerinde o kadar da emeğimiz var yani. Hacı Muharrem dedik, gelmişti. Büyüttük adamı. Bizim sayemizde orada. Sarayın adamı ya falan diyorlar ya. Hocam CHP yalan üretim merkezi Muharrem İnce. CHP çetelere teslim olmuş Muharrem İnce. CHP FETÖ'ye teslim olmuş Muharrem İnce. Artık CHP'de siyaset yapılmaz. Neden? Çünkü CHP'de karar meclisi
karar merkezi Ankara değil Brüksel. Ben Brüksel'den veren kararlara itiraz ederim arkadaş. Bağırıyor. Satılmışlar bunlar. Teşkilat bitmiş. En sonunda senin kurultaydı galiba. Kurultayda mıydı herhangi bir. Meşhur ya bu CHP kurultayları. Ya adamı gittiler. Burada kızdım ya. Yani Muharrem İnce'ye acımam ya. Koca adama neyi ben acıyayım da. Ya gittiler tuvaletin kapısına oturttular adam. Bayağı eskiden 100 numara dediğimiz var ya. Tuvaletin kapısına koydular. Oraya bir yer vermişler Muharrem İnce'ye. Çok da doğru bir duruş yaptı. Ayrıldı partiden. Çünkü bir de söylemlerine bak. Niye kızıyor? Efendim diyor. Yok öyle diyor. Bir mavi vatan. Kara şey Azerbaycan dış politika meselesi ben diyor. İHA MİHA laf söyletmem. Milli meselelerde ben karşı koymam falan diyor. Oo bravo dedik ya. Şimdi sen bu saatten sonra gideceksin. Bak sana bir tek örnek vereceğim. Bak bugün Yavuz Ağır Ali oğlunun düştüğü duruma. Belakşı düştüğü duruma düşme. Tarih yazacağız diye çıktı. Tarih oldu. Bu artık Meral'in son seçimi. Sen Cumhuriyet Halk Partisi'ne eski bir CHP'li olarak alternatif olarak ortaya çıktın. Bir tavır koydun. Gençlere inandırdın. Bir duruş sergiledin buraya kadar. Çok güzel. Hatta o meşhur dansında da oy aldın falan filan. Yürü ya kulum demiş. Yürü. Bu saatten sonra bu kadar ağır bir şekilde itham ettiğin, çete dediğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğer sana bir tane bakanlık ve oturursan işte o zaman da yenmiş diyenmiş filenini yaparsın. Hani neydi? Yalova'da tavuk beslerim falan diyordu. Tavuk dahi besleyemez. İtibar bırakmazlar sende. Bak şu anda Meral Akşener'in yaptığı şey olmadı mı? Gitti tükürdü havada yakalayıp yuttu. Girip oturdu. Ne partisi kurtarabildi ne kendini kurtarabildi. Paramparça gitti. Sen de bari Mehmet Karakit olarak bundan az güzel kalmak istiyorsan bir duruş sergileceksin. Ama ben sana söyleyeyim mi? Şu halde bıraksam bile siyaseti yemin ediyorum 1-0 öne geçmişsindir. Belki berabere. Nedir o? Sana gel bakalım Muharrem deyip de sana kelek atan, her türlü pisliği yapan, arkandan kuyudu kazıyan Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı oturduğu şimdi peşin satmış bir tüccar havasıyla, edasıyla böyle kaykılmış şekilde gel bakalım ya demişsin. Yani siyaseten intikamını almışsın. Buraya kadar her şey güzel. Bu saatten sonra o çetenin senin tabire göre o yedili masanın efendim etrafını topla. Bana sana bir bakanlık verecekler. Ve hatta İmamoğlu'ndan daha önce Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksın gibi pamuk şekerle falan elma şekeri kandırmayıp kanarsan eğer sıfırlanırsın. Zaten seçimden sonra kaybedecek olan Millet İttifakı, onu da söyleyeyim uyarayım bari Muharrem İnce. Zaten kaybedecekler. Sen de arada güme gidersin. Bari kaybetme. Şey oradan bir de Meral'in durumu seninle bir değil. Meral Akşener şunun için masaya döndükten sonra şunu demek için döndü. Dedi diye şunu diyecek. Seçim kaybedince ben demiştim kazanamayacak aday diye. 3-5 sıyırmaya çalışacak. Ama sen sıyıramazsın Muharrem İnce. Dur oturduğun yerde. O dansa devam. Tempo devam. Ama bu saatten sonra bu kaldırmaz. Bir de haklı söyleyeyim. Şimdi hesapladım. Sonra ankette 1.4. Masadaki 4 tane parti. Gelecek, Deva, Saadet ve DSP. 1.4 topluyorlar. DP. 1.4 toplamı. Muharrem İnce'nin 4 tane anket ortalaması 4.2. Hepsinden fazla. Doğru söylüyor yani. Bu dediğimi de önümüzdeki hafta. Şimdi Abdülkadir'in güzel bir yazısı vardı. Evet, senin tabii, söylediklerine bakın, ek olsun diye söyleyeyim. Hepsinden fazla. Şimdi herkesin neyin ne olduğunu farkında. Fakat öyle bir noktada ki bu görüşmenin neticesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklerse kahraman, kendi mahallesi tarafından diye söylüyorum. Desteklemezse hain ilan edilecek. Çok ağır baskı altında. Kendi sağduyusuyla devam edecek. Çok ağır baskı altında. Fazlasaya bakarsan ana avrat gidecek şimdi. Abi fazlasa olan diyecek değil. Çalıyorum. Yani her notaya basacak. Kimler kimler yani kendilerini demokrat her partiyi eşit mesafede gören tiplerin tamamının aslında anadan atadan göbekten CHP'li olduğunu bir kere daha görmüş. Biliyorduk zaten de. Artık renklerini belli etme dönemi geldi. Ya bu Erdoğan hakikaten büyük adam. Ben sana söyleyeyim. Ya hakikaten ateiste, büyük adam. Ateiste sofraya oturtan adam ya. Ateiste dua ettiren adam ya. Büyük adam. Ateiste takiye yani, yapmak zorunda bırakan adam. Bu adamların yıllar yılı yapmış oldukları takiyeyi, tabii, turnusol kağıdı gibi bütün bunların rengini öyle bir ortaya çıkarttı ki bu kalem bunların. Tamam. Öyle bir hakikaten sadece bunun için bile büyük adam ya. Tabii bu adamların adam, ne oldu ortaya çıktı. Dediğin gibi ateiste el açırıp dua ettirdi. Şu içinde böyle ağlaya ağlaya böyle.
Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını peygamber soyundan getirtip Kur'an'ı ezberleten adamı nasıl alır? Ve burada Merdan tamam Yanardağ'ı söyleten adamdır. Sen şimdi bana deseydin sen beni akıl hastanesine götürmez misin? Lapa'ya götürdüm beni silah hastanesine. Bundan 15 sene önce bir gün çıkacak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. İsmet İnönü'nün devamından bahsediyorum. Son Alasmanlı'daki yani Allah'ı bir tek Alasmanlı'da kullanan kişiden bahsediyorum. Müslüman'a zulmetmiş. Genel Başkanı'ndan devam eden bir süreç çünkü bu. Desek ki abi adam hafızmış. Ne? Cumhuriyet Halk Partisi. Hayır, genel başkanı. Ya diyor adam Cuma'ya gitmiş. Ne? Cuma'ya mı? Geç onu. Ya adam Ümre'ye gitmiş. Dönüşte gözlerinden şarıl şarıl yaşlar akıyormuş. Adam kürsü konuşmasında yani seçime gireceği için son kürsü konuşmasından inerken hadi bismillah demiş. Arkadan bir atil bir mevlüt falan. Ki bu Cumhuriyet Halk Partisi CHP'nin genel başkanı. Yani adam Cuma'ya gitmiş. Hafız peygamber soyundan geliyor. Tanıtımı da böyle yapmışlar abi desen. Dersin ki doktor bey şunu bu nevrotik depresyon geçiriyor galiba. Hemen burada bir şizofrenik paranoya şeyleri de var. Bir baksak bunun sisteme falan diye. Bir direkt gönderirsin. Ama Recep Tayyip Erdoğan diye bir adam geliyor. Ne yaptı bu ülkede diye soruyorsun. Vallahi hiçbir şey yapmış olmasa bile. Buradan selamlıyorum. Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oldu der gibi. Hiçbir şey yapmış olmasa bile. Recep Tayyip Erdoğan. Bunu ironik anlatıyorum tabii. Yaptığı şeyler gözünüze dizize değsin. Ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı peygamber soyundan getirtti. Cuma'ya gönderdi. Daha ne olsun. Bundan sonra tabii hadi bismillah demeye başladı. Elleri böyle havada geziyor. Bu adamlar bir başörtülüğü avlıyorlardı. Bir metre pes parçasıydı bilmem neydi derken. Garadır yakında Mevlana gibi. Bir bakıyorsun Kılıçdaroğlu fırıl fırıl dönmeye başlayacak. Yahu Müslümanlara küfreden, inandığınız Allah'ınız desin, belanızı versin diyen CHP il başkanına oturup böyle Ramazan Şerif'te şu hale getirdi. Ve arkasına itiraf ediyor. Bir takı yapmak zorunda kalıyoruz falan filan diyor. Niye kalıyorsun ki? Çünkü karşında Recep Tayyip Erdoğan var. Ne yaptı biliyor musun? Hiçbir şey yapmış falan filan diyor ya. Ki bu ülkeyi bölgesel güç haline getirdi tek cümleyle. Bu ülke artık küresel bir güç olma yoluna ilerliyor. Ama tek yaptığı şey şöyle tuttu böyle bir halkın aynasını, halkın kendisini. Arada kalmamış hocam. Sabah kalkacaksın. Dava açacak bir savcı yok. Sabah kalktığında ışığı yanan bir genelkurmay başkanlığı yok. Normal bir ülke olmuşuz. Demokrasi kurumsallaşmış. Tek yapacağın şey halkla karşı karşıya. Halk da bu. Halk dediğin namaz kılar. Allah'a dua eder. Evet. Bir fanı vardır. Peki. Secde alınır. Şimdi ekranda bir fotoğraf var. Nasıl Muharrem İnce ile dalga geçtiklerinin. Ve aslına bakarsanız hani yapay zeka çizimi sosyal medyada gündem oldu falan cümlesiyle kullanıyorlar. Bunların derdi davasının vatandaşı doyurmak değil, o sofraya oturarak aslında Türkiye'yi böyle ham etmek olduğunun da bence bir göstergesi. Ben meseleyi böyle algılıyorum. Yoksa bunların derdi davası ne millet, ne vatandaş, ne ülke. Derdi davası dar ambarına düşmüş aç tavuk gibi ülkenin ne kadar kazanımı varsa bir kısmını kendileri kalanlarını peşkeş çekmek üzerine. Güzel ama değil mi? Çok güzel güzel. Komik. Hayır yani. Komik şey tipleri güzel. Tabii. Şey güzel. Hani biz pijamayla yalnız bence şey gibi Muhammed Ali gibi duruyor. Muharrem İnce. Muharrem o dans yaparken ki hareket mi? O. Aynen öyle. Meşhur omuzları sallayarak. Evet. Nedim Şener yazmış. Az önceki meseleyi ek olarak şunu söylemiş oluyor. Abdülkadir Selvi'nin yazısına ek olarak. Şunu hatırlatıyor. 2021 tarihinin 17 Mayıs'ında kuruldu Memleket Partisi. Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladığı an itibariyle bu kadar ne kadar bölücü bir hain olduğu da ortaya çıkmış oldu diyor CHP'liler tarafından. Çünkü 2018'de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ye böyle dememişlerdi. İlk kez bölücü kelimesini kullanmaya başladılar. Küfür ve karakter arasında sokağa çıkamazsın suratına tüküreceğiz ifadeleri artık sıradan sayılıyordu. Muharrem İnce de onlara şöyle bir cevap verdi geçtiğimiz gün. Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan sözde sanatçılar. Bu sözde sanatçılar Fazıl Say. Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü diye tepki gösterdi diye hatırlatıyor. Ve şunu söylüyor Nedim Şener yazısının devamında. Biliyorsunuz 107 eski CHP'li milletvekili başta olmak üzere gazeteciler, televizyoncular, sanatçılar
Muharrem İnce'ye çekil mektubu yazmışlardı. Neyse devamını hatırlatıyor. Şurada bir şey var. İnce'yi Akşener'e benzetecekler diye. Meral Akşener'e masadan kalktığı için çek sifonu gitsin diye hakaret eden Fazıl Say bunu açık açık yazmış. Meral Akşener ittifaktan ayrıldığı gün hepimiz çok hayal kırıklığı ve kızgınlık yaşadık. Ama o süreçte sosyal medya işe yaradı. Meral Akşener döndü, iyi etti diyor. Bakın sosyal medyada algıda büyük güç artık, bilincinde olalım diye devam ediyor Fazıl Allah, Say. Allah. Ya, piyanoyu bıraktı, işi gücü sosyal medyada trollük yapmak oldu Fazıl Say'ın da. Neymiş algıda yani, artık sizin gerçekte kim ve ne olduğunuz, ne düşünüp ne yaptığınız önemli değil. Onların sizin hakkında yarattığı algı önemli. Algı operasyonu öyle bir şeydir ki sizi destekleyenler bile bir süre sonra inanmaya başlar diyor. İstenen algıya karşı tek başına mücadele edebilenler bu savaşı kazanır diyor ama şunu da unutturmuyor sevgili Nedim. Kurdun dişine kan değdi bir kere derler ya diyor. Bu sosyal medyada Meral Akşener'i kulağından tutup masaya oturttularsa bu mahalledeki mahalle baskısı ve algı üzerine yapmış oldukları bu mevzu üzerinden de Muharrem İnce'yi de oturtacaklarına inanıyorlar. Bakalım Muharrem İnce ne yapacak? Vallahi, bir şekilde önünde çok canlı bir örnek var. Demek ki bak ben de bugün okumamıştım şeyi. Nedim mi? Dedim okumamıştım ama yaklın yolu bir. De, aklıma da ilk o geldi benim. Çünkü Muharrem İnce görüşmesi olunca gel bakalım Kemal veyahut da bugün bizim Kurtuluş Tayız da yazmış zaten. Çok da hoşuma. Tüh kaçırdık o başlığı. Son bir dakika mı? Gel bakalım Kemal falan diye. Ama Haslı Kerem hiç konuşmuyormuş. Son bir dakika içerisinde bir şey gördüm ya, söyleyebilir miyim? Söyle abi, hızlıca. Kadınlar ile falan konakçı zinayı anlattı diyor. Ya bunlar da bu var ya, bu sözcü var ya baya hakikaten mizah dergisi gibi ya, yalanılı mizah. Çok komikler ya. Hani, dört tane şahit neymiş biliyor musun? Kılıç ve kına anlatmış. Zina için kılıcın kırına girdiğini dört şahit görmeli zinanın tarifinden diye. Konakçı için büyük bir tepki gösterdi demiş. Şimdi sözcü bu. Hocam şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Dinle hiç alakan yok. Değil mi? Şey gibi düşün yani, bir dünya çapındaki beyin cerrahını eleştiriyorsun efendim. Oradaki nöronlara dokunmayacaksınız. Kimsin? Gazeteciyim. Oğlum nereden biliyorsun beyin? Ben cerrahım. Şuan ya dinle alakanız yok. Kitap tanımazsınız. Bilmezsiniz böyle şeyleri. Sabah akşam Müslümanları küfrettiniz. Hala da ekipleriniz böyle çalışıyor. Oturup da burada bir tanımıyorum etmiyorum işte. Konak sayın. Yani bir şey şahsen tanımıyorum. Zinayı 4 saat görmeli diye burada Ramazan'da bunu veriyorsun. Ama utanmadan dönüyorsun. Aynı sözcü. Huzur duası, İmamoğlu, peygamber, ya peki. Allah yahu. Lütfü Türkkan'ı korumadıkları kadar Lütfü Türkkan'a gösterdikleri, biliyorsunuz Lütfü Türkkan kim? İyi Parti'de şehit yakınının bacısına küfreden, bir evet, adamdır. Çok gariz Lütfü Türkkan. Ona gösterdikleri müsamahanın onda birini, %1'ini Yavuz Ağıralioğlu'na göstermedi şeklinde de yorumlar var. Çünkü Yavuz Ağıralioğlu istifa etti. O da bugün Meral Akşener'le görüşecekti ama öncesinde bu açıklamayı yapınca görüşme gerek kalmadı değil. Aslına bakarsanız Yavuz Ağıralioğlu'nu, yani o Alperen çizgisini İYİ Parti'den uzaklaştırıp HDP ile yedikleri yemeğin boğazlarına dizildiğini söyleyen bir insan görmek istemiyordu İYİ Parti. Bu vesileyle Lütfü Türkan'a, şehit yakınının bacısına küfreden adama sahip çıkan İYİ Parti, İYİ Parti'nin HDP ile yapılacak ittifak neticesinde elde edilmesi planlanan başkanlığı da istemiyoruz kardeşim diyen adamı koparttılar, görüşmediler bile deyip bu mevzuyu bitireyim. Oldu. En sonunda istifadı iki defa görevden aldılar biliyorsun. Evet, evet, tabii tabii teşkilatı orada. Görevden tabii aldılar. Canım yani bayağı bir ezber. Oradan aldılar. Onun için zaten bence onurlu bir şekilde şey istifa yapmak etti. İçin bahanelerden bir tanesi. Finali şeyden yapayım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fatih Erbakan'ına, yani yeniden Refah Partisi'ne yapmış olduğu iadeyi ziyaret meselesiyle bitirmiş olalım. Orada Abdülkadir Selvi'nin yazısından detayları konuşayım, bitireyim 30 saniyede. O da şu: görüşme merhum Necmettin Erbakan'ın odasında gerçekleşiyor. Hakikaten orada içeride bayağı bir eski günlerin anlatıldığı, konuşulduğu bir duygu senin yaşandığı ifade ediliyor. Çünkü orada Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 seçimlerini kazandığının anlaşılması üzere yaşanan bir coşkudan bahsediyor. O odada, yani bundan 25 sene önce, 20 sene sonra. Çünkü burası Milli Görüş'ün kalesi sayılan, yeniden Refah Partisi kurulduğunda rahmetli Erbakan'ın siyaset yaptığı binanın olduğu yer aslında. Refah Partisi'nin ya da Milli Görüş'ün merkezi. Burası rahmetli Erbakan'ın odasının olduğu ve
Abdülkadir Selvi'nin yazısından anladığımız kadarıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda o coşkunun yaşandığı oda bu oda. Çeşitli anların anlatıldığı konuşuluyor. Saadet'te kavga böyle çıktı biliyorsun bu yeryüzünden. Evet. Fatih Erbakan'ın bunu aldı çünkü Saadet'in elinden bu. Saadet'le evet. El koymuşlardı. Evet. Gerçek sahibi kavuştu yani. Aynen öyle. Gerçek burada bir açıklaması oldu. Daha yeniden doğrusu bu ittifaka katılma yönüyle mevzusu açıklandıktan sonra bu ziyaretten önce Fatih Erbakan'ın da bir açıklaması oldu. Söylediğin için ekliyorum bunu da. O da şuydu. Yani CHP'yi iktidara getirdiler. Bu din düşmanları yeniden ülkenin başına bela oldu denmesin diye Alt İttifak'ın yaptığını yapmamak adına biz yeniden düşündük, taşındık, kurularımıza konuştuk ve Cumhuriyet İttifakı'ndan destek vermeye, içine yer almaya karar verdik açıklaması yapınca Temel Karamollaoğlu küplere binmiş. Bu vesileyle onu da hatırlatayım. Çok ondan sonra yani. Haddini bilsinle başlayan hakikaten ilginç cümlelerle Refah milli görüşe küfredenlerle oturup masada ve oturup da 3-5 tane uğruna pazarlık yapıp da sattın parti. Milli görüşü sattın ya. Bırak Allah'ını seversen. Konuşmasın Temel. Günün manşetini bitirdik. Gazete manşetleri ve günün gündemini Hikmet Genç'le birlikte yorumladık. Yarın saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyorum.